Allah ve Resulü'nün yolunda
insanlarım, milleti, dini ve bayrağı için mücadele eden çok değerli büyüklerim, partimizin ve ocaklarımızın çok değerli yöneticileri, kıymetli alperenler, değerli hanımefendiler, saygıdeğer misafirler, Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, muhabbeti, inayeti ve hidayeti üzerinize olsun. Düzenlemiş olduğumuz birlik kahvaltısında davetinizi icabet edip bizleri kırmadığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Müslüman Türk milletinin aydınlık yarınlarının umudu olan değerli büyüklerim, kıymetli dava arkadaşlarım. Günümüz dünyasında başta Türkistan coğrafyası olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde kan, gözyaşı, zulüm adeta yeryüzünü kaplamış durumdadır. Müslümanların ve Türk dünyasının umut ışığı olan hilafet sancağının dalgalandığı son kale, cennet vatan ülkemizde ne acıdır ki hepiniz müşahede ediyorsunuz, içeriden ve dışarıdan gerçek manada kuşatılmıştır. Müslümanların bütün değerleri yok edilmek üzere. Bakın görüyoruz, bir tarafta batılı devletlerin misyoner faaliyetleri. Bunun yanında PKK terör örgütünün meşrulaştırılması. Diğer tarafta ılımlı İslam adı altında yürütülen çalışmalar. Gençlerimizin şu andaki durumu belli. Dinimizin içerisini, inançlarımızın, değerlerimizin içerisini tamamen maalesef boşalttılar. Şia ilerinin ülkemizin birçok bölgesinde yaygınlaşması, kurumsallaşması, milletimizin ayrışmasına, çatışmasına, kinin ve nefretin her gün giderek artmasına sebep olmaktadır. Bu yaşanan olaylar, sıkıntılar, buhranlar, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi de etkisi altına almaktadır. Gençlerimiz milli ve İslami değerlerinden kendini soyutlamış, okumayan, araştırmayan, baraneci, tembel, basiretsiz, dirayetsiz ve maddeye tapar, maddeperest bir gençlik durumu haline gelmiş durumdadır. Müslümanların ve Türklerin düşmanları, batıl ve batılın taraftarları kol kola girmişler, tek vücut olmuşlar, tek ses olmuşlar. Müslüman ve Müslüman Türk milletinin tüm değerlerini yok etmek için gece gündüz demeden malları ve canlarıyla mücadele etmektedirler. Maalesef biz ne yapıyoruz? Daha doğrusu hakkın taraftarı olduğunu iddia edenler ne yapıyor? Dünyevi zevklere gönüllerini kaptırmış, makam mevki için, para pul, mal için kardeşleriyle sürekli kavga halindeler ve onları ötekileştirme derdindeler. Böyle olduğumuz için maalesef bizlere televizyonlarda gösterilen, görsellerde izlediğimiz o şaşalı yapıların hepsinin içi boştur. Arkası yoktur, temeli yoktur. Yarın yıkılmaya mahkumdur. Allah-u Teala ne buyuruyor? Allah ve Resulüne itaat ediniz. Birbirinizle çekişmeyiniz. Kavga etmeyiniz. Sonra içinize korku düşer, gücünüz elinizden gider. Gücümüz var gibi gözüküyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde, lakin her taraf yabancı ajanlar tarafından kuşatılmış. Her köşe başlarında yabancı ajanların elemanları, bizim sözümüz dahi geçmiyor. Bu toprakların öz evlatlarının kendi sözü
yapacağız. Ne acıdır? Söylemlerde her şey var. Yeni geldiğinde Türkmen Dağı diyorlar, Bayır Bucak diyorlar, Kercük diyorlar, Halep diyorlar, Kırım diyorlar, Bosna diyorlar ama biz onları orada göremedik. Bir avuç sözümü dinlemedikleri Büyük Birlik Partisi'nde Alperen'de mallarıyla canlarıyla oradalar. Biz başta genel başkanımız doğruyu söylediği zaman karşı çıktılar. Bizi paralel yaptırısı vurdular. Sürekli ötelediler. Hainsiniz dediler. Bugün genel başkanımızın ve teşkilatlarımızın doğru yolda olduğu, doğru söyledikleri açık bir şekilde ortadadır. Bugün ülkemizin içindeki durum belli. Kazılan hendekler, özellikle İstanbul'da yığınak yapılan silah depoları, hastanelere yığılan silahlar, her şey ortadadır. Artık bizim tarihimizin ve dinimizin bize yüklemiş olduğu misyonun farkında olarak titreyip kendimize gelmeliyiz. Gerçek manada birbirimize kardeşçe sarılıp şehit liderimizin dediği gibi kadife eldivenin içinde çelik bir yumruk olmalıyız. Ve bu şekilde ecdadımızın bizlere emanet ettiği bu mukaddes topraklarda sömürüyle, adaletsizlikle, ahlaksızlıkla, uyuşturucuyla, cehaletle milletimizi sarmalamış olan bu ahtapotun kollarından milletimizi kurtarmak, kin, nefret, sevgisizlik, umutsuzluk ağına takılan gençlerimize Türklüğün tarihten gelen ve yüce dinimizin emrettiği gibi sevgi, barış, kardeşlik, mücadele ve dayanışma medeniyetini aşılamak, yeniden Türkistan medeniyetinin ufuklarında kanatlandırmak ve şaha kaldırmak zorundayız. Bunu Allah'ın izniyle hep beraber yapacağız. Bu ulvi yolda önümüze hangi engeller bulunursa bulunsun, Allah'ın izniyle sonsuz iman, sarsılmaz azim ve kararlılıkla şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun izinde aynı ruh ve iman ile tüm engelleri teker teker aşacağımıza cani gönülden inanmaktayım. Müslümanın hayatında uyuşukluğa, bıkkınlığa, yorgunluğa, tembelliğe, zora teslimiyete asla ve asla yer olmamalı. Şehit liderimiz ne derdi? Biz zaferle değil, seferle mükellefiz. Zaferi eğer Allah nasip ederse zafer oluruz. Hamdolsun bir avuç inanmış insan biz bunun farkında olarak bugün ocaklarımızda az da olsa safımız belli olsun dedik. İlimde, ilmanda, kültürde, teknolojide her türlü donanıma sahip bir gençlik yetiştirme gayreti içerisindeyiz. Bunu yaparken de yeni geldi kiramızı ödemedik. Yeni geldi elektrik faturalarımızı ödemedik. Ama elhamdülillah namerde boyun eğmedik. Başımız dik. Başımız dik. Alnımız açık. Şerefimizle, onurumuzla, inançlarımızdan zerre miskal taviz vermeden davamıza hizmet etme gayreti içerisindeyiz. Cenab-ı Allah bu ulvi yolda ayaklarımızı sabit kılsın. Bu duygu ve düşüncelere hepimize sevgi, saygı, beğenilerin muhabbetlerini sunuyorum. Selamünaleyküm. İnsanoğlu su misali, kıvrım kıvrım akar ya, bir yanda akan ben, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak, benim sağlığım yazın yokuşlarda susamak.
Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir, olurlar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat, şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Eyvah, eyvah Sakarya'm, sana mı düştü bu yük? Bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyür. Ne olur imtihandır başındaki Sakarya, bin bir başlı kartalı nasıl taşır kanarya? İnsandır sanıyorum mukaddes yüke hamal, hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma zehirle pişmiş aştan ve ayrılık anadan, vatandan, arkadaştan. Şimdi dövün Sakarya, dövünmek vakti bu an. Kehkeşanlara kaçmış eski güneşleri an. Hani Yunus Emre'ki kıyında geziyordu? Hani ardında çil çil kubbeler seren oldu? Nerede kardeşlerin cömertli yeşil tuna? Giden Şanlı Altıncı ne gibi döner yurduna? Mermerlerin nabzında hala çarpar mı tekbir? Bulur mu deli rüzgar o sedayı? Allah bir! Bütün bunlar sendedir, bu girift bilmeceler. Sakarya, kandillere katran yürütmeceler. Vicdan azabına eş, kayna, kayna Sakarya. Öz yurdunda garipsin, öz vatanında paya. İnsan 3-5 damla kan, ırmak 3-5 damla su. Bir hayata çattık ki hayata kurmuş bu su. Geldi ölümle yalan, gitti ölümsüz gerçek. Siz hayat süren gençler, sizi kim diriltecek? Kaftanını atsalar belki çeker de bir kıl. Bu ifritten sualin kılını çekmez akıl. Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun divanesi, ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen ve ben, gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız, rengimize varsınlar kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader, aldırma, böyle gelmiş, böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tavuktur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim, son peygamber kılavuz. Yol onun, varlık onun, gerisi hep Angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kal Sakarya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan Hoca Ahmet Yesevi'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den bu yana elden ele emanet edilerek şehit liderimiz Muhsin Başkan'a dek uzanan, şairin dediği üzere hor, öksüz ve yetim olan bu davaya ait mukaddes bayrağın yeni emanetçisi, hayatının önemli bir kısmını Muhsin Başkanımızın yakınında geçirme şerefine nail olmuş, İlahi Kelimetullah davasının yeni yoğunlaşçısı olan Alperen Ocakları Genel Başkanımız Sayın Murat Asman'a öncelikle yeni görevinin kendisi ve camiamız adına hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor ve konuşmalarını yapmak üzere kendilerini kürsüye davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Merkez Yöneticilerim, Büyük Birlik Partisi'nin kıymetli il başkanı, ilçe başkanları, Alperen Ocakları'nın il başkanı ve ilçe başkanları, değerli hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın gücüyle temsilcileri,
Öncelikle hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Bu güzel programda sizlerle bizleri bir araya getiren, öncelikle Büyük Birlik Partimizin İstanbul İl Başkanlığı'na ve Alperen Ocaklarımızın İstanbul İl Başkanlığı'na şükranlarımı sunuyorum. Yüce Yaradan, yaratılış sırrımızı tek tek kalplerimize nakşeylesin. Nakşeylesin ki gönülden gönüle yol bulup birlik olalım. Müslüman Türk'ün ulu davasını omuzlamak şerefine yüzlendiğimizi söylüyoruz madem. Birliğimizi yeniden kuracak dil üzerine yol yürüyelim. Ne oldu bize diye sorup duruyoruz. Yetim mi kaldık? Yoksa kendi gönlümüzü nefsimizin altına mı gömdük? Pir Ahmet Yesevi'nin dergahında yoğurduğu alperenlik ruhunu mu unuttuk yoksa? Artık fert fert bu soruları kendimize sormak zorundayız. 5000 yıllık Türk tarihini, şanı ortada dururken, kendi sözümüzün esaretinde büyük bir yılgınlık yaşıyoruz. Halbuki tarih akmaya devam ediyor. Ama ortada biz yoksak, bu tarih de birileri tarafından yağmalanıyor. Biz kendi hesabımızın peşine düşmüşken, haramiler saltanatlarını sürdürmeye devam ediyor. Gazi Derviş eliyle Anadolu'ya taşınan bu kutlu dava, birileri tarafından toprak altına gömülmeye çalışılıyor. Nizam-ı alem için adalet meşalesini taşıyan ve bu toprakları mayalayan Müslüman Türk, etnik kimliğe indirgenirken biz hala nefsimizin peşine takılmaya devam mı edeceğiz? Artık senlik benlik davasını bir kenara bırakalım. Anadolu mayasının son temsilcisi olan Muhsin Yazıcıoğlu'nun mirasına sahip çıkarak o 5000 yıllık adalet davasını tutup kaldıralım. Onun için diyoruz ki bir olalım, birlik olalım. Ve köhnemiş dünyaya dün nasıl atalarımız adalet dağıtmışsa bugün biz de o adalet davası için mücadele edelim. Şöyle etrafımıza bir bakın. Suriye ortada, Irak ortada, Türk İslam dünyası yanıyor. Doğu Türkistan Çin zulmü altında inim inim inliyor. Ve daha dünyanın bütün mazlum milletleri kan emiciler tarafından ateşe atılmış durumdalar. Ama hakikat bu. Hakikati, hakikat için çarpan gönüller hisseder. Ben bu salonda bulunan herkesin biraz önce söylediğim sözlerin ağırlığını en derinden hissettiğini biliyorum. Ve diyorum ki, Anadolu eğer bizim bu salondaki birlik ve beraberliğimize şahit olursa, ellerini bütün bu bahsettiğim coğrafyaya uzatacaktır. Yiğit alperenler, biz bu toprakları dinleyip de hain olana rastlamadık. Birinin sözünü dinleyip, birilerinin tasından çorba içmeye alışmışların ne söylediğine bakmayın siz. İşte 1100 tane akademisyen, PKK'nın başını çektiği bu... Asaleti yeter dünya çapında, gönlüme bir ışın düştü alperen. Kalleşlik bulunmaz senin yapında, vatan sevdasına koştu gitti alperen. Kılıcı mazluma kırından çıkmaz, çakalın gözünün yaşına bakmaz, kadına çocuğa elleri kalkmaz, intikam uğruna coştu alperen. Nizam-ı aleli ülke edilmiş, hakkın binbir yolu ona bir dinmiş, arşın masareti gönlüne inmiş, aşılmaz yolları aştı alperen. İmanla, erdemle, senle, aşk ile, bulunmaz işinde bir nebze hile, yıllardır yerleşti gönüle dile, garibin gözünde yaştı alperen. Göğün sarayında niyaz eylemiş. Mevla'dan geleni kula söylemiş. Zalimler cihanı gel gör neylemiş. Siler de alemden
koştu Alperen. Davada emanet aldım, koşarım. Bir can ile ben bin can yaşarım. Sanma cehalete yenik düşerim. Kul çerçi sevdan da taştı Alperen. İlahiyatçı bir genel başkan, güzel bir yürek, benim ülkeme böylesi gerek. Ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici'yi konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Arz edin. Büyük bir üzüntü yaşadık.
Bunları tabii bir rapor olarak da hem Sayın Cumhurbaşkanı'na, hem Sayın Başbakan'a, hem Diyanet İşleri Başkanımıza sunacağımızı daha önce de belirttik. Bugün buradan bir kere daha dile getirmek istiyorum. Çünkü Suudi Arabistan'ı yönetenler farklı bir anlayışta olabilir. Ama yeryüzündeki tüm Müslümanların hassasiyetini, inancını, kutsiyetini görmek zorundalar ve Hicaz bölgesini de ona göre yönetmek zorundalar. Evet. Kıymetli dava arkadaşlarım, değerli hanımefendiler ve değerli beyefendiler, tabii Suriye başta olmak üzere Irak'ta da büyük bir zulüm ve katliam yaşanmaya devam ediyor. Bugün geldiğimiz noktada bunun rahmetli şehit liderimizin sıkça defalarca ısrarla dile getirdiği gibi Büyük Orta Doğu Projesi'nin bir sonucu olduğunu, bir gereği olduğunu, bir uygulaması olduğunu net bir şekilde görmekteyiz. Ve burada kazanan kim, kaybeden kim, nimetlenen kim, bedel ödeyen kim diye baktığımızda maalesef bedeli Müslüman kardeşlerimizdir. Bedeli Türkmen kardeşlerimizdir. Bedeli ister Arap, ister Türk, ister Türkmen olsun Müslümanlardır. Kardeşlerimizdir. Ve maalesef ülkemizi yönetenleri daha bu süreç başlamadan beri çok iyi niyetli olarak, çok samimi bir şekilde biz uyarılarımızı yaptık. Ve bu sürecin sonunda kaybedip o coğrafyalardaki Müslüman kardeşlerimiz olacağını, ülkemiz olacağını, İslam ülkeleri olacağını, Türkmenler olacağını defalarca dile getirdik. Ama maalesef bunlar dikkate alınmadı. Ve bugün geldiğimiz noktada haklılığımız bir kere daha çok net ve açık bir şekilde ortaya çıktı. Keşke biz haklı çıkmasaydık da doğru adımlar atılabilseydi ve gerçekten bugün Suriye başta olmak üzere, Irak başta olmak üzere, İslam coğrafyasında ve yakın coğrafyamızda yaşanan bu olumsuzluklar, bu katliamlar yaşanmamış olsaydı. Sorumluluk makamında olanların ahlanmaya, vahlanmaya, pişmanlık duymaya hakları yoktur değerli arkadaşlar. Onlar gereğini yapmakla yükümlüdür. Ve bir yanlış yapılmışsa o yanlıştan dönmek, doğruyu görmek ve doğruyu yapmak da büyük bir erdemliktir. Onun için biz şu anda ülkemiz yönetenlerin Suriye ve Irak'ta atmış oldukları yanlış adımlardan rücu ederek doğru olan adımları geç alınmış olsa bile bundan sonraki süreçler için atmaları gerektiğini yine samimi bir şekilde, yine iyi niyetli bir şekilde her zaman inandığı doğruları dile getirmiş ve doğru kimden gelirse gelsin onun yanında durmuş, yanlış da kimden gelirse gelsin bedeli de ödemek şartıyla onun karşısında durmuş Muslim Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşları olarak doğruları söylemeye, haykırmaya ve yanlışların da karşısında olmaya devam edeceğiz. Tabii burada özellikle Bayırbucak bölgesindeki Türkmen kardeşlerimize sahip çıkma noktasında, yardımlaşma noktasında, oralarda Türkmen varlığının devam etmesi için elinden gelen her türlü gayreti, maddi ve manevi gayreti gösteren, her türlü fedakarlığı yapan, kendi ilçesinin kirasını ödeyemezken, ocağının elektrik parasını ödeyemezken Türkmenlere yardım ulaştıran Büyük Birlik Partileri, Alperenleri Allah'ın alınlarından öpüyoruz. Allah razı olsun. Evet,
sizlerin açtığı bu yoldan, bizlerin açtığı bu yoldan şimdi bütün Anadolu akın akın o bölgeye gitmeye çalışıyor ve ona kardeşlerimize yardım etmek için yola çıkmış bulunuyor. Sizlerin öncülük yaptığı bu asil duruşa şu anda Türkiye'de eklenen diğer siyasi partiler de var. Diğer sivil toplum örgütleri de var. Biz bunlardan da büyük memnuniyet duyuyoruz. Özellikle arkadaşlarımızın illerde, işte ilçelerde başlatmış olduğu bu yardım kampanyalarına camiamız dışında destek veren tüm siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına ve fertlerin her birine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden diyorum. Tabii olay ilk başladığı günlerde ben de arkadaşlarımla birlikte biliyorsunuz Yayla Dağı ve Sınır'a gittik. Ve oradaki Suriye Türkmen kardeşlerimizle, Bayırbucak'taki kardeşlerimizle istişarelerde bulunduk. Fikir alışverişlerinde bulunduk ve onların neye ihtiyacı olduğunu, hangi türlü bir destek istediklerini, arzu ettiklerini birebir orada müşahede ettik, istişare ettik ve daha sonra bütün arkadaşlarımızı ve ülkemiz içinden yardım etmek isteyen bütün kardeşlerimizi de o tür yardımlar yapmaları şeklinde yönlendirdik ve buna da büyük bir hassasiyet gösteriyor arkadaşlarımız, dava arkadaşlarımız ve kardeşlerimiz. Onun için ben kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin huzurunda bir defa daha Algan Ocakları Vakfımızın değerli yöneticilerine, partimizin değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun diyorum. Büyük bir parti var sürece, az gelenler var olduğu sürece Bayırbucak Türkmenleri de sahipsiz değildir. Kendi kutlu Türkmenleri de sahipsiz kalmayacak. Doğu Türkistan'dakiler de sahipsiz kalmayacak. Çünkü bizim siyasette var olan nedenimiz bu. Neden bir mazlum? O yüzden dikkat olacağız Allah'ın izniyle. Biz bunun bir kâhilik davasında değiliz. Biz ilahi kelimetullah için nizam-ı alem yola çıkmış olanlarız. Biz her kafamızda Ya Rabbi bize sana ve dinine hizmet etmeyi nasip et diyenlerdir. Rabbim bu yolda samimi bir şekilde doğrularla, sıddıklarla yürümeyi bizlere nasip etsin inşallah. Kıymetli dava arkadaşlarım, değerli hanımefendiler ve değerli beyefendiler. Bakın 29 Ocak partimizin 23. kuruluş yıldönümü. İnşallah Ankara'da bugün bir programla kuruluşumuzu idrak edeceğiz ve kutlayacağız. Ben burada başta kurucu liderimiz olmak üzere şu anda bu salonda da kurucu ağabeylerimiz var. Bu partimizin kurucu iradesine, kurucularına bir kere daha bugün hala bu bayrağı dalgalandırmak için mücadele verenlere söylüyorum. Yan yolda yorulup ayrılmışlara değil, ağzıma almadığım bir takım kelimelerle itham etmek istediklerime değil, kandırılmış olanlara değil, ilk günkü aşkla, ilk günkü şevkle Muhsin Yazıcıoğlu gibi dimdik durarak davasına sahip çıkanlardan Allah razı olsun. Ve onları vefat edenler var. Rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Evet, bazı arkadaşlarımız kandırıldılar. Bir kısmı makam, mevki, bir takım imkanlar sağlanarak kandırıldılar. Bir kısmı efendim işte 7 Haziran ve 1 Kasım öncesinde terör belası
İşte dem edilecek, terör yok edilecek, buna vesile olun diye kandırıldılar. Bir kısmı işte Suriye'deki, Irak'taki gelişmeler öne sürülerek, işte Yedi Züvel, bir İsrail, biliyorsunuz düşmanlığı öne çıkartılarak ve diğer emperyalist küresel güçlere karşı mücadele verilecek. Yoksa eğer Türkiye'de istikrarsızlık olursa, tek parti hükümeti olmazsa bu Yedi Züvel ülkemize çullanacak diye kandırıldılar. Bir kısmında işte ekonomik kriz olacak, Türkiye batacak, işte ülke felakete gidecek diyerek kandırıldı. Ben kandırılmış olan arkadaşlarımıza, aldatılmış olan arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum. İşte bugün kandırıldığınız ortaya çıktı. Ne oldu? Tek başına iktidar oldu da terör mü? Bugün geldiğimiz nokta biraz sonra bakacağız. Tek başına iktidar oldu da Suriye ve Irak'taki kardeşlerimiz sahiplendi mi? Oradaki kan durdu mu? Tek başına iktidar oldu da Filistin, İsrail ablukasından mı kurtuldu? Yoksa Filistin'i ablukaya her türlü yokluğa mahkum eden, her gün Filistinli kardeşlerimizi şehit eden İsrail'le kol kola girme anlaşmaları mı yapıyor? Hangi ekonomik krizin önüne geçildi? Şu an esnafla anlıyoruz. Dolayısıyla da bu arkadaşlarımıza diyoruz ki evet, geçmişte aldatılmış, kandırılmış olabilirsiniz. İnanmış olabilirsiniz. Safiye niyetlerle, iyi niyetlerle, ama bugün gerçeği hepinizin görmesi ve Türkiye'nin, ülkemizin içeriden ve dışarıdan bağlantısız tek siyasi hareketi olan Büyük Birlik Partisi'nin ve Halit Eren Ocakları'nın yanında saç tutmaya davet ediyorum. Bizim gönlümüzde, kucağımızda size açık, geçmişte hata yapabilirsiniz ama en büyük affedicinin kulları olarak biz sizi kucaklamaya hazırız. Buyurun gelin diyorum değerli arkadaşlar. Evet, şehitlerimiz var. Her gün şehitlerimiz geliyor. Asker, polis, özel kuvvetler, özel harekat ve maalesef ülkemizin bir bölümü öz yönetim adı altında işgal edilmeye çalışıyor. Koparılmaya çalışıyor. Ayrıştırılmaya çalışıyor. Milletimiz arasına büyük bir nifak tohumları ekilmiş ve bunlar güçlü bir şekilde yeşertilmeye çalışıyor. Ben şu anda Güneydoğu'da kahramanca mücadele ederken şehit olan tüm asker ve polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralara acil şifalar diliyorum. Ve şu anda orada kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerimizin Rabbim yar ve yardımcısı olsun diyorum ve dualarımızın, kalplerimizin onlarla birlikte olduğunu ifade ediyorum. Sayın Başbakan diyor ya, son terörist kalmayıncaya kadar mücadele edilecek. Eğer bu sözün arkasında durursa biz de sonuna kadar sizin yanınızda bu mücadelenin yanında olmak istiyoruz. Evet. Ve tabii orada operasyonlar devam ederken biz daha önce ne diyorduk? PKK tek başına yek bir terör örgütü değil. Bunun YPG'si var, YPG'si var, YPG'si var, HDP'si var. Basında bunun temsilcileri var, sözcüleri var. Tabi o zaman sözcülüğü başkaları yapıyor. Daha doğrusu el birliği de yapıyorlardı. Biraz ayrıştılar. Evet. O zaman örnek suç değildi. Bugün suç oldu. Bize göre o zaman da suç. Biz söyledik, bugün de suç. O zaman da suç. Bunların var olduğunu ve bunlara karşı topyekun bir mücadele gerektiğini, sadece dağdaki teröristi öldürerek, şehirdeki KCK'yı tutuklayarak bu işten bitmeyeceğini, mutlaka siyasi sözcülerinin de hak ettiği
dersi hukuk önünde alması gerektiğini, bunlara fırsat verilmemesi gerektiğini, bakın her iki seçimde de ben ne dedim? Sizlerin sözcüsü olarak HDP'ye verilen her oy PKK'ya verilmiştir. Siz bakmayın bunların şu anda şirin gösterildiğine. Hatta bazı grupları da muhatap olarak dedim ki ne adına olursa olsun, ne sebeple olursa olsun HDP'ye oy verilmez, hainlere oy verilmez, bunun vebalini bu dünyada da ahirette de ödersiniz dedim. Ve dediğimizin hakikaten yılan denize düşmüş, yılana sarıldınız dedim. Bütün bunları söyledim. Halbuki kıyıda tertemiz bir el uzattık. Biz bütün vatandaşlarımız. Ama bu eli tutma yerine gittiler, yılana saldırdı. Denize düşen yılana saldırdı insanı. Ve neticede ne oldu? Bunun bedelini ülkemiz ve milletimiz, yasalarımız ödüyor. Ve inşallah bundan sonra da ödemeye devam etmez. Ve işte bu içerideki PKK'nın sözcülüğünü ve savunuculuğunu yapan bir grup akademisyen ağızda değil, yüzün üzerinde bir saydam, yani devletten maaş alıyor, devletin bütün imkanlarını kullanıyor, her türlü statüye sahip ve neticede orada operasyonlar devam ederken devletin yanında durup, milletin yanında durup, güvenlik güçlerine moral verecek açıklamalar yapması gereken Çınar'da polis lojmanlarına, jandarma lojmanlarına saldırılıyor. Orada polisimiz eşi masum çocuklar şehit oluyor. Bu vicdansızlar, bu ahlaksızlar bir tek kelime söylemiyor. Bir tek kelime söylemiyor. Çünkü bunlar gizli PKK'lı. Gizli PKK'lı. Ve üniversitelerimize yuvarlanmış vaziyette. Bunların hiçbir davranışının açıklamasının insan haklarıyla, düşünce hürriyetiyle, fikir hürriyetiyle açıklanması mümkün değil. Şimdi ben buradan ana muhalefet partisine seslenmek istiyorum. Ey CHP! Hadi HDP'yi anladık. Onlar PKK'nın uzantısı. Sana ne oluyor da bu gizli PKK'lılara söz dağıtımı sen adalarında açıklama yapan bu gruba, bu tarifeye arka çıkıyorsun. Ama bunların biliyorsunuz akrabalıkları var. Geçmişte bunlar aynı kaptan gelmişler. Solculukları burada hemen şeye çıkıyor, devreşiyor ve birbirlerine sahip çıkma noktasına kadar gelebiliyorlar. Halbuki ana muhalefet partisine düşen devletin, milletin ve güvenlik güçlerinin yanında sonuna kadar durmak. Bu bir hükümet meselesi değil. Bu bir millet meselesidir. Devlet meselesidir, ülkenin, milletin birliği, vatanın beka meselesidir. Onun için biz bu meseleye böyle bakıyoruz ve doğru bir şekilde mücadele edildiği takdirde de destek olacağımızı bir kere daha buradan söylüyoruz. Kıymetli dava arkadaşlar, evet kolay değil. İşimiz dünden daha zor. İşimiz dünle kıyaslanamayacak kadar ülke olarak, millet olarak daha zor. Bakın, evet güvenlik güçlerimiz orada bir temizlik operasyonu gerçekleştiriyor. Ama maalesef bu çözüm sürecinde yapılan hatalar, gaflet içerisindeki uygulamaların bedelini bugün ödüyoruz. Biz o zaman da söylüyoruz. Çok iyi niyetli bir şekilde, çok samimi bir şekilde inandığımız doğruları dile getirdi. Ve dedi ki yapmayın. Böyle çözüm olmaz. Bunun adı çözüm süreci değil. Bu olsa olsa bir çözümüne ayrışma ve bölünme sürecinin başlangıcıdır. Siz nasıl olur da bu hain PKK'yla, bu vatansızlarla, bu inansızlarla oturur müzakere edersiniz? Bunlarla ancak mücadele edilir. Hatta cihad edilir. Ancak ne zaman anladılar? Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki o tarihi camiyi
kadar bizim niye onlarla cihad edilir dediniz? Evet, çünkü biz hesabı olmayan bir siyaset hareketiz. Neyi doğru görüyorsak onu söyleyen bir siyaset hareketiz ve bizim ölçümüz de asla o güne kadar şahıslar veya dünyalıklar olmadı. Bizim ölçümüz Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Resulullah ve onun sünneti oldu. Bundan sonra böyle olacak. Evet. Dün Ankara'da kitap buharındayım. İktidara yakın bir yazar hanımefendiyle sohbet etme imkanı buldum. Dedi ki, işte niye destek olmuyorsunuz? Birisinden böyle sözler söyledi. Dedim ki, biz doğrulara her zaman destek oluruz. Her zaman. İnandığımız, kendi fikrimize, misyonumuza, ölçümüze göre bir önce saydığım ölçü içerisinde hep destek olur. Ama yanlışları da söyledim. İşte bunların başında da çözüm süreci gidiyor. Ama maalesef şu anda bazı arkadaşlar, iktidar partimize, AK Parti'mize mensup arkadaşlar, geçmişte bize şöyle diyorlar. Tamamen hesapları kendi partiler üzerine kurulu olduğu için biz sizi seviyoruz. Niye? Siz AK Parti'ye destek oluyorsunuz, Tayyip Bey'e destek oluyorsunuz. Biz sizi çok seviyoruz. Bugün de bazıları diyor ki, ya işte siz yanlış yaptınız, aslında biz sizi seviyoruz da. Niye? Siz Tayyip Bey'e destek olmuyorsunuz, siz AK Parti'ye destek olmuyorsunuz. Ya bizim ölçümüz insan değil. Bizim ölçümüz Kur'an. Bizim ölçümüz Resulullah. Siz varsa, bir yanlış sözümüz varsa, ağzımızdan bir yanlış cümle çıkmışsa, bir yanlış değerlendirme olmuşsa, birisine haksızlık yapmışsa, birisine adaletsizlik yapmışsa, birisine zulmetmişsek, siz onu söyleyin. Evet. Dedim ki şu kelimeniz, şu cümleniz, şu davranışınız, şu hareketiniz Kur'an'la uyuşmuyor. Resulullah'ın sünnetiyle uyuşmuyor. Muslim Yazıcıoğlu'nun kurduğu bu nizam-ı alem davasıyla uyuşmuyor. Biz fikre bakarız. Biz kişilere bakmayız. Onun için biz bugüne kadar 23 yıldır her türlü yokluğa, her türlü haksızlığa, her türlü adaletsizliğe rağmen Allah'ın izniyle dik bir kayaktayız ve bundan sonra da sizlerin de yardımıyla ve duasıyla durmaya devam edeceğiz. Evet, kıymetli dava arkadaşlar, kıymetli kardeşler, değerli hanımefendiler ve değerli beyefendiler, bakın çözüm sürecinde biz ne dedik? Dedik ki, kesinlikle bu hain PKK silah bırakmayacak. Sınır dışına çıkmayacak. O dönem görüştüğümüzde bize dediler ki, hatırlıyorsanız televizyonlar bir iki böyle sınırdan çıkma görüntüleri yansıtmış. Biz dedik ki bakın bunlar göstermedik, fotoğraf veriyor. Bunlar bakın silahsız çıkıyorlar. Silahlar içeride, silahları görüyorlar. Tekrar gelecek. Bize o zaman verilen cevap, biz o silahları nereye gömdüklerini biliyoruz ve onlar gidemeyeceğini toplayacağız. Niye toplamadınız o zaman? Niye toplamadınız kardeşim? Şu anda benim Mehmetçiklerim kim şeydi? Hangi silahlı? Benim özel harekat polislerim kim şeydi? Benim sivillerimin, polis işleri çocuklarım kim? Bombalarla. Nereden buldular? Sen koridor açıp aynen araba Kobani'ye peşmenge adı altında PKK'ları göndereceksin. O bölgeyi PYD'nin almasına yardımcı olacaksın. Zımnen ondan sonra da oradaki sniperlar gelecek. Sur'da, Cizre'de, Silopi'de benim Mehmetçiğimi, benim polisimi, kahramanımı şehit edecek. Ben de bunu söylemeyeceğim öyle mi? Söyleyeceğim. Doğru bildiğimi söylemeye devam edeceğim. Biz bunları siyaset için söylemiyoruz. Sırf birilerini eleştirmek adına söylemiyoruz. Bizim hiç kimseye Allah şahit. Şahsi bir düşmanlığımız, şahsi bir dinimiz olamaz. Çıkar hesabımız olamaz. Biz
ülkemizi, milletimizi düşünerek, inançlarımızı düşünerek bir daha bu yanlışlar tekrarlanmasın diye söylüyoruz. Eğer çözüm süreci diye bir süreç yaşanmasa 2013 yılında çok müthiş bir mücadele verilmişti PKK'ya. Bitme noktasına getirilmiş. Ve Suriye'nin kuzeyinde PYD varlığına göz yumulmasa orada İmam Rabbaşı'nı kaldırdığı anda kafası ezilseydi ve Kuzey Irak'ta Barzani'ye bu kadar bel bağlanmasaydı, kucak açılmasaydı bugün derin sınırların içerisinde Güneydoğu Anadolu bölgesinde böyle bir PKK varlığı mümkün değil arkadaşlar. Elbette ki bunun sorumluları kimse, millete kim etki almışsa elbette ki biz bunları dile getireceğiz. Haklı eleştirilerimizi insaf ölçüsünde, adalet ölçüsünde ve uygun bir insanla edep ve adam içerisinde eleştirilerimizi yapacağız ve uygularımızı dile getireceğiz ki bundan sonra en azından bu yanlışlar tekrarlanmasın, ülkemiz, milletimiz ve devletimiz bedel ödemesin. Yeter artık. Bu milletin ödediği bedel yeter. Bize artık hainlere, bu 21. yüzyılın eşkıya sürülerine, bu vatansızlara, bu inansızlara bedel ödettirmeyin artık. Onlar bedel ödesin artık, onlar. Evet. Kıymetli dava arkadaşlar, değerli hanımefendiler ve değerli beyefendiler, İnşallah teröre karşı, PKK'ya karşı bu mücadele gerçekten amansız bir şekilde sonuna kadar sürdürülecek. İçeride ve dışarıda bu mücadeleye karşı kim kahramanca bir duruş sergilerse, kim bu mücadelenin öncülüğünü yaparsa, kim bu mücadelenin yanında yer alırsa biz Milli Gün Partisi olarak onun yanında yer alırız. Dün olduğu gibi, bugün olduğu gibi yarın da öyle olacak. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmaz. Fakat endişelerimiz var. Kaygılarımız var. Bunları da buradan dile getirmek istiyoruz. Özellikle Irak'ın kuzeyinde olan ilişkiler. Özellikle Suriye'nin kuzeyindeki PYD yönetimi olan ilişkiler. Batı'nın, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Rusya'nın oraya verdiği desteklere baktığımızda kaygılanmamak, endişe duymamak elde. Orada PYD varlığını devam ettirdiğiniz Barzani bağımsızlığa yüzyıl sürecek Güneydoğumuzun bizim durulması ve PKK terör örgütünden temizlenmesi hiç de kolay olur. Onun için bizi, ülkemizi ve milletimizi zor günler beklemekte. İnşallah milletimiz geçmişte olduğu gibi imanıyla, inancıyla zorlukların üstesinden gelmiştir Allah'ın inayetiyle. İnşallah bu zorlukların üstesinden de en büyük içerisinde geliriz. Ve inşallah kimse bunu bir siyaset aracı ve malzemesi olarak görmez. Bunun üzerinden oy avcılığı yapmaz. Millete farklı davranıp alanda, sahada ya da kapalı kapılar arkasında farklı anlaşmalara, farklı görüşmelere içeride ve dışarıda imza atmaz. Ve en büyük endişemiz inşallah tekrar bu PKK'yla, bu hain kürsüyle bütün Kürt kardeşlerimizin, Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olarak bunlar alınıp tekrar bir pazarlık masasına ve müzakere masasına oturulmaz. Bizim beklentimiz bu. Bugünden uyarıyoruz. Büyük yanlış oldu. Eğer tekrar geçmişte yaptıkları gibi işte millete bir takım bahaneler göstererek, bir takım bahaneler üreterek, bir takım farklı tablolar, pembe tablolar çizerek PKK'nın siyasi sözcüleri, bölgenin bütün temsilcisi olarak onları görüp onlarla eğer ikinci bir defa pazarlık masasına oturulursa, müzakere masasına oturulursa bu büyük bir yanlış olur ve bu yanlışı yapanlar da artık bunun altında kalır ve burada çıkamazlar. Ama inşallah ülkemiz ve milletimiz büyük bedel ödemez. İnşallah bu çözüm süreci Türkiye'yi yönetenlere, ülkemizi yönetenlere, farklı hükümetler olsa da aynı iktidarın devamı inşallah büyük faydalı bir ders olmuştur diye düşünüyorum. Kıymetli dava arkadaşlar,
belirsizlik gelmekte. Ekonomik durgunluk ve ekonomik zorluklar gelmekte. Ve burada vatandaşımızın ne tür zorluklarla karşı karşıya olduğunu görüyoruz ve biliyoruz. İnşallah bu konuda biz büyük bir karşı olarak hem seçim öncesi hem daha önceki süreçlerde de önerilerimizi toplumumuzda paylaştık, fikirlerimizi, düşüncelerimizi dile getirdik. Bundan sonra da milletimizin tüm meselelerinde milletimizin yanında durmaya, milletimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. Tabii bizim için en önemli meselelerin başında ahlak ve maneviyat yerimiz. Dolayısıyla burada da toplumumuzun, ülke insanımızın büyük bir yozlaşmayla maalesef rejenerasyonla karşı karşıya olduğunu görmekteyiz. Onun için özellikle bu rejenerasyona karşı, bu yozlaşmaya karşı partimizin ve siz değerli kardeşlerimin adaylarının üzerinde büyük vazifeye düşmekte. Bu konuda ulaşabildiğimiz kadar gencimize, ulaşabildiğimiz kadar kadınımıza, ulaşabildiğimiz kadar gücümüz nereye kadar yetiyorsa, bütün gücümüzü kullanarak, bütün imkanlarımızı seferber ederek bu konuda insanımıza ulaşmak zorundayız, onların elinden tutmak zorundayız ve onları o bataklıktan, o yanlıştan alıp gül bahçesine, büyük millet hareketine ve adliyeler ocaklarına sokmak zorundayız. Burada da büyük yükümlülüğümüz var. Yani sadece kendinizi, eşinizi, evladınızı kurtarmak evet büyük bir iştir, büyük bir sevaptır, büyük bir başarıdır. Ama yanımızdan başlayarak, en yakınımızdan başlayarak bu tür gördüğümüz yanlışları düzeltmek ve dolayısıyla bu yanlışın içinde olanları da uyarmak bizim vazifelerimizin başında görmek. Kıymetli dava arkadaşlarım, tabii bir seçim hatta iki seçim geçirdik, beş seçim. Bu seçim süreçlerinde gerçekten büyük bir gayret ortaya koyuyoruz. Ben başta teşkilatlarımız olmak üzere hem her iki seçimde de aday olan, milletvekili aday olan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum sizlerin huzurunda. Allah'a sizden razı olsun diyorum. Büyük bir inançla, büyük bir fedakarlıkla mücadele ettiler ve bu bayrağın daha yükseklere çıkması için her türlü gayreti gösterdiler. Onlar için de sizden bir alkış istiyorum. Sağ olun. Tabii ki ben daha önce de defalarca söylüyorum. Başkanım ezan okunuyor. Evet, aziz Allah'a emanet. Teşekkür ederim, rica ederim. Ben tabii kendim kalktığımı biliyorum. Evet.
Kıymetli dava arkadaşlarım, konuşmanın bu son bölümünde peki biz ne yapıyoruz şu anda ve ne yapmamız gerekiyor? Onlar güzel birkaç düşüncemi, sözümü, fikrimizi yaptığımız işleri sizlerle paylaşarak konuşmama son vermek istiyorum. Tabii ki seçimlerden beklediğimiz neticeyi aldık. Ama ben her zaman şunu ifade ediyorum. Bazıları bunu iyi anlıyor, bazıları anlamıyor. Diyorum ki Büyük Birlik Partisi sadece bir parti değil. Biz sadece bir seçimlere girip çıkmak için kurulmuş bir siyasi partiyiz. Biz fikri olan, misyonu olan, düşüncesi olan ve Allah'ın kelamını yeryüzüne yayma gayesi olan bir siyasi hareketiz. Onun için elbette ki sandık önemlidir ama bizim için tek veri ve tek sonuç değil. Biz inancımızın gereğini yerine getirdiğimizde, biz fikrimizin, misyonumuzun yerine getirdiğimizde, biz çizgimizi muhafaza ettiğimizde, biz doğru söylemeye devam ettiğimizde, biz adaletli davranmaya devam ettiğimiz sürece Allah'ın izniyle, Allah indinde görevimizi ifa etmiş sayılır. Rahmetli Genel Başkanımız da diyor. Ne diyorum? Yani biz elimizden geleni yaptık, taktık Yüce Allah'ın. Dolayısıyla da biz de elimizden geleni yapma gayreti içindeyiz. Ama elimizden gelenin hepsini yaptık mı dersek, benden başlayarak yapmadığımızı da görürüz. Onun için bundan sonra daha çok çalışmamız, daha çok gayret etmemiz, daha çok birbirimizi sevmemiz, birlik ve beraberlik içerisinde olmamız, fitne ateşine asla müsaade etmememiz gerekiyor. Bir hareketin başarıya ulaşmasının yolu sevgiden, birlikten, kardeşlikten, kuvvetten geçer. Eğer bir hareketin içerisinde fitne girerse, fitne ateşi girerse, orada maalesef başarı ve sonuç almak güçleşir. Onun için en büyük hassasiyeti burada göstermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Biz tabii ki seçimden sonra gerekli işaretlerimizi yaptık. Hiçbir siyasi partinin yapmadığı şekilde. Önce bütün kurullarımızı, kurucularımızı, il başkanlarımızı, yüksek işaret kurulumuzu, merkez karar yönetim kurulumuzu, divanımızı, müfettişlerimizi ayrı ayrı yaptık. Hepsiyle ayrı ayrı bir çağırdık. Daha sonra hepsini topyekun, hepsi birbirine dediğini bulsun diye Ankara'da bir otelde iki günlük bir araya gittik. Orada da istişareceğiz. Ve bundan sonra ne yapmamız gerektiği konusunda da karar verdik. Bunları da hemen uygulamayız. Benim sizlere camiama vermiş olduğum sözlerden bir tanesi de Muhsin Yazıcıoğlu Düşünce Enstitüsü'nün Araştırmalar Merkezi'nin kurulmasıydı. Allah'a hamdolsun Ankara'da onu kurduk ve inşallah Şubat ayının sonu ya da Mart ayının başı gibi bir kuruluşunu bir yemekle, bir toplantıyla açılışında gerçekleştireceğiz. Şimdiden bütün arkadaşlarımızı oraya davet ediyorum ve bu akademinin ilk yapacağı önemli faaliyette 25 Mart'ta Muhsin Yazıcıoğlu Uluslararası Sempozyumunu artık Muhsin Yazıcıoğlu Düşünce Enstitüsü düzenleyecek değerli arkadaşlar. Evet. Rahmetli Genel Başkanımızın eşine Gülefer Yazıcıoğlu Hanımefendi'ye Orhun Kukran Yazıcıoğlu'na teşekkür ediyorum. Kızımıza. Yusuf abiye. Her zaman bizlerle birlikte oldu. Hem şehadet sürecinde hem dava sürecinde hem siyasi hareketimize sahip çıkmada güç verdi. Muhsin Yazıcıoğlu Düşünce Akademisi'nin kurulmasında da büyük yardımları oldu ve kurucu yönetim listesinde Tukan Yazıcıoğlu da var. Onu da burada sizlerle paylaşmak istiyorum değerli arkadaşlar. Kıymetli dava arkadaşlarım, Alper Ocakları dernek statüsünde biliyorsunuz bir vakfa
görüştürdük. Hamam önünde, Taceddin Deryan'a yakın bir bölgede bir yer aldık merkez, arkadaşlarımızın desteğiyle, Avrupa Teşkilatımızın desteğiyle. Onların da büyük katkıları oldu. Avrupa Türk Birliği Federasyonu'nun ve içerideki bazı iş adamları arkadaşlarımız. Ve artık müstakil bir binalar var. İnşallah daha büyüğüne, yurduna, okuluna da kavuşurlar. Bu konuda gayret gösterirler. Biz önceliği onlara verdiğimizi burada gösterdik. Partiye bir daha almadık, önce Alperen Ocakları'na aldık. Çünkü Alperenler bizim geleceğimiz. Allah razı olsun. Ben de sizlerle birlikte inşallah partimizin hemen yanında bir arsa vardı. Onu alabilirdik ama maalesef ona gücümüz yetmedi. İnşallah önümüzdeki günlerde partimizi de kendi merkez binasına kavuşturma gayreti içerisindeyiz. Hiçbir dönemde ümitsiz olmadım. Bundan sonra da olmayacağım. Çünkü ümit imanın kardeşidir. Çünkü Yüce Rabbimiz hiçbir dönemde ümitsiz olmayı bir Müslümana yakıştırmamıştır. Resul-i Ekrem Efendimiz o en zor anlarda, tek başına olduğu anlarda, üç kişiyle, beş kişiyle olduğu anlarda, o Hira mağarasında Allah nasip etti. Resul-i Ekrem Efendimizin vahiyle vahye muhatap oldu. İlahi ilminle yüz yüze geldi. Cebrail aleyhisselamla tanıştı. O mağarada dua etme, Kur'an okuma fırsatını da Rabbim bana nasip etti. Binlerce kere şükretsem olur. Hepinizin adına orada dua ettim. Yine aynı şekilde Bedir'e giderek o Bedir kazasında biliyorsunuz üç büyük melek İner melekle yardımıyor. Orada muhteşem bir görüntü var. Melekle birlikleri üç tane gerçekten baktığınız zaman etkilenmemeniz mümkün değil. Uhud dağına çıktı. Resul-i Ekrem Efendimizin Uhud kazasında yaralandığı dişinin kırıldığı ve işte 7-8 sahabesiyle sığındığı mağarada oraya gidip orada dua etme imkanı var. Hudeybiye'de Resul-i Ekrem Efendimiz'in Hudeybiye anlaşmasını yaptığı yerde kendisine dua etti. Yani dolayısıyla Resul-i Ekrem Efendimiz bizim önderimiz hiçbir dönemde ümitsizliğe düşmemiş. Rahmetli Şehit Bilerimiz, Kursun Başkanımız çok büyük sıkıntılar, çok büyük zorluklar, yokluklar çekti. İşte hepimiz, herkesin bildiği partinin kirasının ödenmediği, gazının olmadığı, faltoyla oturduğu günlerde bile ümitsizliğe düştü. Ve ne dedi? Haklı bildiğim davada tek başıma yürümeyi, haksız davalardan milyonlarla yürüyeceğime, haklı davamda tek başıma yürümeyi tercih ediyorum. Yıldınlık yok, yorgunluk yok. Haklıysanız, inanıyorsanız güçlüsünüz. Bu sayılarla falan anlatılmaz, ifade edilmez.